Merhaba. Ben Nilüfer. Seni almaya geldim. Şimdi o elindekini yavaşça bırakacaksın. Sonra buradan birlikte çıkacağız. Tamam mı? Korkmana hiç gerek yok. Çünkü hiçbir şey olmayacak. Senem. Hadi. Hadi çıkmamız lazım. O gelsin. Kim gelsin? Kim gelsin? Kimi istiyorsan getirebilirim buraya. Tamam. Korkuyorsun. Biliyorum. Ben de korkuyorum. Ama buradan beraber çıkabiliriz. Önce o elindekini bırak. Hadi. Tamam, önce onu bana vermen lazım. Ben çıkmak istemiyorum ki. Ben sadece bitsin istiyorum. Senem. Bitsin, dayanamıyorum artık. Senem bana bak. Senem yüzüme bak. Yüzüme bak. Yaşadığın her neyse son bulacak. Merak etme. Ama bunun için ölmen gerekmiyor. Tamam mı? Acılarını sonlandırmanın tek yolu yaşamını sonlandırmak değil. Bitirmek istediğin şey acıların. Yaşamın değil. Hayır, tam tersi. Çözebilmen için yaşaman lazım. Eğer buradan birlikte çıkabilirsek her şeyi birlikte halledeceğiz. Sana söz veriyorum, yanında olacağım ve birlikte halledeceğiz. Tamam mı? Hadi. Ver o elindekini bana. Senem! Hüseyin abla! Ne oldu? Sakin ol kızım, tamam. Ne oldu, iyi mi? İçeride çıkarıyorlar şimdi. Şimdi çıkarıyorlar. Ben annesiyim, bırakın. Bırakın canım, annesiyim, çekil. Kızım nerede? Hanımefendi sakin olun. Annesiyim ben. Her şey kontrol altında. Çok iyi kendisi. Ne olmuş peki, anlamadım ki. Bırakın ben gireyim. Şu an her şey kontrol altında. Benim evim canım, bırakın kızımın yanına gideceğim. Burası bırakın. Hanımefendi. Şu an güvenli değil burası. Senem. Kızım. Yersin kızım. Ambulansa gitmemiz lazım. İyi misiniz? Ne oldu? İyi misiniz hanımefendi? Ne ambulans, oldu? Hemen ambulansa gitmek lazım. Tamam, tamam, bırakın, bırak. Hemen. Gel, tamam, ben annesiyim, buyurun, götürüyorum. Hemen. Gel, gel kızım. Gel. Sen bağlamamız lazım. Tamam, tamam. Götürürüm, buyurun. Ben, gel. Nerede? Şimdi doktora vermemizi ister misiniz? Hayır, hastanede görüşürüz. Geç, sağ ol. Geç. Yavaş, yavaş. Evet, evet, geçin siz de. İyi misin? Derin derin nefes al. Thank you.
kendini berbat hissediyorsun, değil mi? Bayılıyorsun değil mi süper kahramanlık yapmaya? Ne oldu? Egonu tatmin edebildin mi? Ben yapmam gerekeni yaptım. Yangın işine dalmadım ki dalardım. Ayrıca o seni hiç ilgilendirmiyor. İyi, tamam. Öyle olsun. Ama hatırlar mısın? Gençken ateşe karşı böyle müthiş bir ilgimiz vardı ve beraber çok eğlendik. Ben eğlenmezdim. Senin saçma sapan eğlencelerine ayak uydurdum sadece. Uydurma, eğlenirdik. Ya ben seninle konuşmak istemiyorum. Niye anlamak istemiyorsun? Basmıyor mu kafan? Eğlendiğini itiraf et, susayım. Ya ben sana eğlendim desem de sen susmayacaksın ki. O yüzden tam olarak şu anda defol, gider misin? Gitmiyorum. Gitmiyorum ya. Göndermeyi denesene. Defol, git başımdan ya. Düş yakamdan. Bırak peşimi ya. Peşinde falan değilim ya. Deli misin? Seninle konuşmuyorum ben, bakışına sen. Kiminle konuşuyorsun o zaman? Sana ne? Torbacını değiştir bence sen. Fazla uçmuşsun.
Açar mısınız kapıyı? Alo, kimse yok mu? Hanımefendi. Hanımefendi sakin olun, nedir mesele? Oradan bakınca anlaşılmıyor mu? Kimse yok mu? Bir açar mısınız? Bir kez daha vurursam dışarı atarım seni. Bence yapmazsın. Bir de ne istersen. Şanslı günümdeyim desene. Tamam tamam, sorayım. Hocam hastaları böyle dışarı salmayın. İnsanlar korkuyor. Hayırlı olsun. Siz yeni başladınız herhalde. Evet hocam, bugün ilk iş günü. Ah, çok güzel. İyi, yalnız kendisi hasta değil. Buranın klinik şefi. Tavsiye ederim. Ya muhteşem bir şey. Gösteriyorsun, bütün kapılar açılıyor. Unutmuşum. Normal. Gecem bayağı bir hareketli geçmiş duyduğuma göre. Süper kahraman diyorlar senin için. Ne demezsin. Yangından çıkardığın kızı servise aldık. Annesi de geldi, seni bekliyor görüşmek için. Tamam, raporunu gördüm şimdi. Gino. Gino. Nasılsın? Kuş gibiyim. Hmm. Hafif. Özgür. Her an kanatlarını uçabilirim. Ne zaman benim senin yerdeki haline ihtiyacım var, tamam mı? O zaman yeri biraz yaşanır mı kılsak? Telefon istiyorum. Ne olur lütfen. Lütfen. Çocuklar sakin. Burak Arif. Burak, Arif söyledim size. Terapide vereceğim. Ya bari bir tane verin, bölüşelim. Yoksa ben iptal, ben vefat yani. Hayır, hayır. İptek hocanız ne diyorsa hadi. Hadi kahvaltıya. Hadi. Hadi. Ben de geliyorum şimdi. Hadi. Sağ ol yardımın için. Rica ederim ya, ne demek. Günaydın hocam. Günaydın. Git açıl bence. Ya ne yapıyorsun Dilfer ya Allah aşkına? Saçmalıyorsun ya. Ne yapıyorum ya? Yani kızın ayrıca nişanlısı var. Ne yapayım? Öyle. O zaman öyle erken gibi bakmayacaksın. Öyle mi bakıyorum? Hiç öyle bakmıyorum. Öyle mi bakıyorum? Nehir gibi aktın. Hadi abartıyorum ben birazcık. Havalı bir girişimiz var ya. Ben ilgilenirim. Kandırmış demek beni ha. Serseriye bak. Tamam hadi takma kafana. Çocuk neredeyse beni de kandırıyordu Yusuf. Çok akıllı. Nasıl fark ettin peki? Kendi anlattı dedim ya Yusuf. Söyledi işte. Ne? Nasıl ya? Ya açık açık böyle numara yapıyorum mu dedi. Ya neden yapsın ki böyle bir şey? Ya Nilüfer merak ettim, söylesene. Ya tamam Yusuf. Allah Allah, Savaş zaten yeteri kadar yöntemlerimi sorguluyor, bir de sen başlama Allah aşkına, rica ediyorum ya. Tamam işte, neticeye bak. Ben konuştum Nimet ablayla, çıkış işlemlerini yapıyor. Teslim edecekler polise işte. Ha, ıslah evine gidiyor yani çocuk. Savcı Ahmet insaflı adamdır, yollamaz onu ıslah evine, merak etme. Haberin yok herhalde. Ne? Savcı Ahmet'in yerine başka birini atamışlar. Nasıl? Kim? Yani haberimiz olsaydı gelmenize gerek kalmazdı. Bizimle ilgili bir hata değil sonuçta. Yok estağfurullah. Hata değil zaten ya. Usul değil. Ne oluyor ya? Bilmiyorum, bir problem, bir hata olmuş. Ama düzelteceğiz. Bir sıkıntı yok. Yani ben arkadaş alıp götüreceğim işte. Pardon, kimi alıyorsunuz tam olarak? Ben anlayamadım. Klinik şefimiz. Nilüfer ben. Merhaba. Siz kimsiniz? Ömer Atakan. Cumhuriyet Savcısı. Tamam, peki buyurun, dinliyorum sizi. Sabah bir arkadaşı getirmişler buraya da, Kuzey Saklı. Evet, sosyal hizmetleri de arkanıza aldığınıza göre durum epey
ciddi sanırım. Buyurun. Aslında ortada bir ciddi bir problem yok. Bir yanlış anlaşılma var. Yani bizim polis arkadaşları bir şekilde kandırmış çocuk. Çok iyi rol yapıyor. Onlar da işte bize getireceklerini size getirmişler. Tamam, tamam, tamam. Öylesi sorun yok. Zaten biz de tam onun durumu... Bir saniye, bir saniye. Buraya yanlışlıkla getirildi derken birazcık konuyu açar mısınız rica etsem? Tabii polis arkadaşları kandırmış. Böyle hani hasta gibi. Yani çocuğun hasta olduğu yok. Hasta davranış bozukluğu var bunda. Ha, bir teşhisiniz var yani. Şahane. Teşhis değil, tecrübe. Daha önce epey bir suç işlemiş. Denetimli serbestlikle de bırakılmış kendisi. Ama şimdi kaçacak yeri yok. Onu alıp götüreceğim. Peki, anlayamadığım bir şey var. Şimdi siz eğer Kuzey'i birebir de buraya almaya geldiyseniz... ...onu çok yakinen tanıyor olmasınız, değil mi? Yok, hiç tanımıyorum. Daha önce hiç görmedim kendisi ama... ...ben böyle tipleri çok iyi tanırım. Anladım. Nasıl oluyor böyle tipler, pardon? Ben size galiba gerekli açıklamayı yaptım hanımefendi. Daha da fazla uzatıp birbirimizin vaktini almaya gerek yok diye düşünüyorum. Yok ama hayır, ben istediğim cevabı alamadım henüz sizden. Yani koskoca Cumhuriyet Savcısının bu çocuğu almak için buraya kadar gelmesindeki sebebi... ...yani altında yatan gerçek sebebi merak ediyorum. Bana biraz böyle kişisel gibi geldi. Benim ne kişisel bir sebebim? Hiçbir kişisel sebebim falan yok benim. Olayı kişiselleştiren sizsiniz. Hah, beyimiz de geldi işte, bakın buyurun. Al canım. Al arkadaş, al. Al arkadaşı, al. Ne oluyor ya? Bıraksanıza! Bir saniye, bir saniye. Alamazsınız. Hayır, bir dakika, alamazsınız. Ne demek alamazsınız ya? Basbayağı, alamazsınız demek, alamazsınız demek. Hiçbir yere gitmiyor. Götür abicim sen. Bir saniye, hiçbir yere gitmiyor. Henüz. Ben size galiba anlatamadım mevzuyu. Anlamadığınızı diye anlamıyorum ki. Hayır, siz kendinizi gayet doğru ifade ettiniz. Ben de sizi anladım. Çocuğun suçlarını sıraladınız. Ben de aldım, kabul ettim ki bu sizin alanınız. Saygı duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bunların hepsi bizim teşhis ve tedavimiz için bize çok faydalı bilgiler. Ama siz kendi gözetiminiz altında bu çocuğun bir atak geçirmesini daha göze alıyorsanız bu başka. Çünkü ben baskı altında onu ne yapacağını bilemem. Ya bu çocuğun tedavi edilecek bir şeyi yok. Yani hasta falan değil bu ya. Ona siz değil, ben karar veririm. Ya adam kamu malına zarar vermiş. Adamın camın çerçevesini indirmiş. Ya suçun müptelası bu adam. Hiç mi rahatsız olmuyorsunuz? Sizin de anlamadığınız tam olarak bu. Adam değil, çocuk. Anlatabiliyor muyum? Eğer hastaysa bu saydıklarınızın hiçbirinin ne vicdanen ne kanunen hiçbir hükmü yok. Bakın Sayın Savcı, ben size bir özet geçeyim. Belki ben anlatamıyorum yani. Sizde değil sorun, belki de bendedir, ben anlatamadığım için. Bakın bu çocuk çevreye zarar vermiş olabilir ama sanrılar görüyor. Yani hayali insanlar, sesler, anlatabiliyor muyum? Bu da onu hasta şüphelisi yapıyor. Eğer hastaysa cezai ehliyeti kalmaz, onu burada alır tedavi ederiz. Ama eğer hasta değilse alırsınız, götürürsünüz, yargı karşısına çıkarırsınız, suçluysa da ıslah evine gönderirsiniz. Bu kadar basit. Di, basitti. Siz böyle devreye girmeden önce çok basitti. Siz bizi devreye soktunuz. Ben devreye... Siz getirdiniz bu çocuğu buraya. Ben değil hanımefendi. Usule uygun davranmayan bu polis arkadaşlar. Çocuk rol yapmış ya, psikoz krizi rolü yapmış bunlara. Psikoz krizi değil, psikotik atak. Aman neyse ne. Ya benim daha fazla harcayacak vaktim yok. İşi zorlaştırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz siz ya. Diyelim ki çocuğu aldınız götürdünüz. Sizin gözetiminiz altındayken ki doktoru muayene olmalı demiş olmasına rağmen. Sizin gözetiminiz altında bir başkasına ya da kendisine zarar verirse siz ne yapacaksınız? Sayın savcı. Bu sorumluluğu alabilecek misiniz? Siz? Değil mi? Anlayışınız için teşekkür ederim. Bir gün veriyorum size. Yapın bakalım muayenenizi. 24 saat içinde tek bir suç işlerse... Sorumlusu sizsiniz. Demirden koksaydım trenin lastiği. Nimet, boş odayı alalım. Muayeneye geçeceğim birazdan. Oha! Herif aşırı yakışıklı ya. Resmen yıkılıyor. Bakışları sert ama romantik bence bu adam. Hatta böyle kırılgan bir kalp var. Ay ya.
kıyama. Nilüfer. Bu adama aşık olur musun? Lütfen. Lütfen ya, lütfen. Asla. Ay sağ olasın. Ya adam sana bakıyor. Şu paspal tipinle bile beğendi seni. Bak bu fırsatı kaçıramayız, duydun mu? Adam ayaklarını bak buraya gel. Adam sana ne derse evet diyorsun, tamam mı? Evet, evet, evet. Buranın porsiyonları epey büyükmüş. Paylaşalım mı? Evet. Hayır. Kızım salak mısın sen? Yok, yani asla hayır diyemem bu teklife. Evet. Canım bakar mısın? Buyurun. Şuradan benim servisimi de yemekleri getirirsen. Tabii. Ha bir de tuz. Hemen. Var mı başka isteğimiz? Yok. Hayır yok. Ama olursa kendim söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Tabii ki. Kızım, adam centilmen, biraz kibar olsana. Ya adam taş gibi taş. Nilüfer. Nilüfer ben kim etmiyorum ya? Hey, alo Nilüfer. Yeter. Tamam. Yok. Ha. Pardon. Gerçekten salaksın. İlk defa görüyorum sizi burada. İlk defa geliyorum çünkü. Hı hı. Biliyorum. Ben her akşam burada yemek yiyorum çünkü. Öyleymiş, evet. Biliyorum. Nasıl? Ben İstanbul'a yeni taşındım. Doğru düzgün de yerleşemedim zaten daha. Her akşam böyle yok pide, lahmacun, pizza, kebap filan derken, hı-hı, bugün canıma tak etti. Sibel'e sordum. Tabii. Sibel. Sibel. O da dedi ki çok güzel bir lokanta var. Sizden de bahsetti. Her akşam orada yer dedi. Ben de ah tamam, güzel dedim. Nilüfer Hanım'ı görürüm. Hem de bir çorba içerim. Beni niye görmek istediniz? Zeytin Dalı. Yani uzatmak için. Barışmak mahiyetinde. Sarma uzattınız siz de. No, o da bir asma yaprağı sonuçta. Peki. Ya bugün sert bir tanışma oldu. Biraz da benim kabahatim. Ben yani kendimi doğru ifade edemediğimi düşünüyorum. Sonuçta biz sizinle birlikte çalışacağız. Yani yollarımız hep kesişecek. Yani çalışmak başka, çatışmak başka. Zaten aynı işi yapıyoruz. Tabii ayrı işler de yapıyoruz ama yani sonuçta bir aramızda böyle bir çizgi var. Ne bileyim, yani herkes o çizgiyi... Sınır. Bravo, sınır. Ben de o kelimeyi aradım. Yani sınırımızı bilirsek bence bir problem yaşamayız. Yani mesela benim sınırım, yani görevim... şüphelileri yargı karşısına çıkarmak. Sizin sınırınız... işte teşhis, tedavi. Tabii kişi hastaysa. Yalnız yine aynı şeye başlayacaksak hiç ben... Yok, ben hiç yanlış anlamayın beni, ben o anlamda demedim. Yani bizimki bir iletişim kazası oldu. Yani ilk iş kazası diyelim, bu Kuzey'in başımızı açtığı. Zamanla siz de beni anlayacaksınız zaten. Çocuk çok zeki ama manipülatör. Yani şimdi böyle böyle başlar, sonra büyür. Yani zamanında önlem alınmazsa çete lideri olarak çıkar karşına yıllar sonra. O yüzden bunu alacaksın, içeri atacaksın. Bunların yeri ıslah evi. Evet, içerisi zordur. Ama o zoru aşarsa adam olur. Adam gibi çıkar yani. Hem ne demiş sizin Freud adalet hakkında? Yeter ki adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Bugün de o serseri kıyameti kopardı. Ya kısacası, evet sert başladık ama böyle gitmek zorunda değil.
Önemli olan süreç. Ben böyle bir ortak bir yol bulabileceğimizi düşünüyorum. Bence bu sefer kendimi doğru ifade edebildim. Ayva, ben sizi zaten başta da anlamıştım. Gayet de iyi anlamıştım ama baktım siz anlatıyorsunuz. Dedim, bölmeyeyim. Yani afili sözler bunlar. Yani herkes sınırlarını bilmeli falan. Talihsiz bir şekilde büyük sözlerle başladık maalesef. Ve genelde böyle ahkam kesen, keskin sözcüklerle başlayan cümlelerin sonu genelde hep benim kurallarıma göre oynayacaksınla biter. Hayır hayır, şimdi ben... Şimdi bakın, siz sınırlar dediniz. Sınırlar, bu hayatta herkes kendi sınırlarını belirlemek ister. Bu sınırlara herkes uysun ister, saygı duyulsun ister, uyulsun ister bir kere her şeyden önce. Ama konu karşısındakinin sınırlarına gelince maalesef aynı saygıyı göstermez. Kendi doğrularını, kurallarını, öfkesini, hatta kibirini alır, o sınırların üzerine böyle döker. Şimdi siz aynen bu şekilde benim sınırlarımı yok etmeye çalışıyorsunuz. Siz beni yanlış anlıyorsunuz. Yok, ben sizi gayet iyi anlıyorum. Ama siz illa benim sınırlarımı zorlamak istiyorsanız eğer, benim sınırlarım sizin o çok laf yapan ağzınızdan dökülen sözcüklerle silinmeyecek kadar derin ve keskindir. Anlatabildim mi? Ben de kendimi. Evet. Seansımız bitti bence. Hasan abi, bir masanın hesabını yapmazsın diye düşünüyorum. Olur mu hocam? Sizin canınız sağ olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Usta hesabı getirir misin? Nilüfer hocam hesabı ödedi. Afiyet olsun beyim. Sağ ol. Kaçıncı ilaç Nilüfer Hanım? Sami hocam, görsen herhalde mahvederdin beni. Savcının parmağında yüzük yoktu. Bekar ya da dul. Gördün değil mi? Baktım çünkü. Hayır. Ayrıca bana ne? Adam tam bir manipülatör. Yapın bakalım muayenesini. Nedir ya? Sen kimsin? Bir de kalkmış bana kibar kibar ayar vermeye çalışıyor. Yok efendim, Kuzey ilk iş kazasıymış. Efendime söyleyeyim, sınırlarımızı bilecekmişiz falan. Sınır öyle çizilmez, öyle çizilir. Katıksız söyledik. Ha, seksi yani. Anladım. Bak buraya yazıyorum, pişman olacaksın. Tam aşık olunmalık bir adamdı. Etkilendin ama değil mi? Hatta belki aşık bile olacaksın. Ben bir daha hayatım boyunca asla aşık olmayacağım. Okey? Asla. Asla deme Nilüfer.
Sırf bana olan inadınızdan terörist alır gibi çekip aldınız çocuğu. Katil gibi, cani gibi. Ne oldu? Ha? Mutlu musunuz? Başınız göğe erdi mi sayın savcım? Yalnız öyle ağzınıza geleni söyleyip sonuna sayın savcım ekleyince saygı duymuş olmuyorsunuz. Tamam o zaman bir dahaki sefere sona saklamam, başa eklerim. Hatta şimdi ekleyeyim istiyorsanız. Sayın savcım yüksek müsaadenizle sırf bana olan inadınızdan bir gencin hayatını karartmak üzeresiniz. Farkında mısınız ya? Bakın doktor hanım, meselenin sizinle hiçbir ilgisi alakası yok. Ama kurcalamak istiyorsanız başından beri benimle uğraşan sizsiniz. Benim Kuzey'le alakalı bir teşhisim yok. Ya ne demek yok? Ben size bir gün vermedim mi? Verdim. Bu çocuk sapasağlam. İfadesini aldık. Ayrıca başvurumuzu yaptık. Hakim tutuklama kararı çıkardı. Ben ne yapayım? Yani varsa bir hikayeniz, yazarsınız rapora. Biz de ekleriz dosyasına. Şimdi çıkar mısınız lütfen? Yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Sizin kayıp diye baktığınız o çocukları kazanmaya çalışıyorum ben. Öyle üzerini bir kalemle çizip ondan sonra o kalemi kırmıyorum. Siz o çocuğun dosyasına dikkatle bakmadınız herhalde. Ben gözlerine baktım o çocuğun, sadece dosyasına değil. Ama siz dosyasına bakmışsınız ve sadece işinize gelen kısımları görmüşsünüz belli ki. Yoksa o çocuğun liseyi Türkiye'de derece yaparak kazandığını görürdünüz. O çocuk oraya ait değil. O çocuk suçlu değil. Suça sürüklenmiş olabilir ama suçlu değil. Onun altında bir sebep var ve ben bunu bulacağım. Siz de bana yardım edeceksiniz. Kuzey. Ne oldu? Hanımefendi, temas yasak. İyi misin? Hanımefendi, yerinize oturur musunuz rica etsem? Bir saniye, bir durur musun? Hanımefendi, rica ediyorum. Bir bana bak. Hanımefendi, temas yasak. Bana bak. Bana bak. Hanımefendi, yerinize oturur musunuz? Ne olmuş çocuğa? Hanımefendi, rica ediyorum. Bir bana bak. Bak. Hanımefendi, rica ediyorum. Ben de kal Kuzey, ben de kal. Hanımefendi, lütfen yerinize oturur musunuz? Bana bak. Ya bir dur çocuk. Rica ediyorum, yerinize oturur musunuz? Bırak çocuk, iyi değil. Ne oluyor ya? Çocuk iyi değil. Ya çekil şurada, dur. Durmayın. Dur şurada diyorum sen, dur. Kuzey! Tut! Bırak çocuğu dedim sana! Bırak! Kuzey! Kuzey bırak! Ya bırak, bana beni ben sana demedim. Ya dur, tamam yeter. Bu çocuğum buraya gelmeyecek demedim. Yeter! 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 Thank you.
Sevgilisine namile kalınca üniversiteyi bırakmak zorunda kalmış. Kariyeri, hayalleri, her şeyi. Hepsinden kızı için vazgeçiyor. Bu içindeki büyük öfke. O yüzden kendi de farkında değil. Sonra bebek gelince postpartum depresyona giriyor. Sonra ne kızını ne kendini bir daha affetmiyor. Ama senin çabaların sayesinde tedavi olmayı kabul etti. Ben bir şey yapmadım. Sibel Özlem kendi tedavi olmak istedi. Hasta kendi iyileşmeyi istemiyorsa hekim hiçbir şey yapamaz ki nafile. Ha bu arada Senem yatış istemedi. Ama her gün düzenli olarak hastaneye gelecek söz verdi. O yüzden bu. Tamamdır, merak etme. Zaten önce devlet korumasına alınacak. Sonra da babada mı annede mi kalacağına da mahkeme karar verecek. Ne diyeyim ki? Nilüfer. Canım söyle. Sen bugün muhteşem bir şey başardın. Neden hala mutlu değilsin? Aklım kuzeyde. Revirden rapor gelecekti. Gelmedi hala. Ömer'i aramam lazım. Kime? Ömer'i. Ömer. Bey değil. Ömer. Davranış bozukluğu gösteriyorsun şu an. Bey dersin normalde diye ben sormak istedim. Aranız güzel. Ay çocuk gibi Allah aşkına. Ama şimdi tamam, Ömer Bey demeyin. Lütfen Sibel. Rica ediyorum. Nasıl söyledin? Ne alakası? Nilüfer Hanım. Ah bak. Hanım dediğine göre kesin bir şey var. Buyurun. Merhaba Ömer Bey. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Ben de tam sizden bahsediyordum aslında. Tuzey'i çok merak ediyorum. Rapor gelecekti, revirden gelmedi. Ben de sizi arayacaktım onun için. Bir de yüksek müsaadenizle Kuzey'i görmek istiyorum bir kere daha, mümkün müdür? Değil. Anlamadım. Herkes artık sınırını bilse daha iyi olacak bence. Siz benim alanıma girmeyin. Ben de siz müdahale etmediğiniz sürece sizin alanınıza girmeyeyim. Bunu söylemek için mi geldin? Geldiniz. Siz bir... Sadece bunu söylemek için gelmedim tabii. Dün arabada bir şeyinizi unutmuşsunuz. Ne unutmuşum? İlacınızı. Bravo. Sonumuzu getirdin. Pardon.